ifade etti. İstanbul'un mülki amirleri şu dakikalarda kameralar karşısında Vali Mutlu bir açıklama yapıyor. Hemen dinliyoruz. Bilindiği gibi kamuoyunda Ergonokon adıyla bilinen davanın 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karar duruşması 5 Ağustos 2013 günü Silivri'de yapılacaktır. Bu duruşmayla ilgili olarak 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talimatları doğrultusunda duruşma salonuna tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müdafileri, vekilleri, avukatları, milletvekilleri ve basın mensupları alınacaklardır. Mahkemenin talimatı doğrultusunda bu duruşmaya izleyici takip etmek üzere salona alınmayacaktır. Mahkemenin bu talimatları doğrultusunda jandarmamız gerekli olan tedbirleri mahkeme salonu ve çevresinde emniyet birimlerimizle birlikte planlanan usullere göre alacaklardır. Ve bu planlamalarda mahkememizin vermiş olduğu bu talimatında yerine getirilmesi sağlanacaktır. Bu münasebetle özellikle kamuoyumuzla izleyici alınmayacak olan bu son karar duruşmasında izleyici olarak bölgeye intikal etmek isteyen yurttaşlarımıza yönelik bir çağrıyı da sizlerle özellikle bu basın toplantısında paylaşmak istiyorum. İzleyicinin salona alınmayacağı böyle bir toplantıya gene de gerek İstanbul'umuzdan gerekse İstanbul dışından yapılmış olan çağrılarla vatandaşlarımızın davet edildikleri ve mahkeme bölgesinde bir yoğunluk oluşturulmaya çalışıldığı izlenimi gerekli birimlerimiz tarafından değerlendirilmiştir. Ve bütün bunların hedefinin mahkeme ile ilgili karar duruşması esnasında bir takım olumsuzlukların da yaratılması yönünde bir çabaya dönüşebilme ihtimali değerlendirilmektedir. O nedenle gerek jandarmamız, İl Jandarma Komutanlığımız, gerek İl Emniyet Müdürlüğümüz müştereken bu konularla ilgili planlamalarını yaparak son karar duruşmasının güvenli bir şekilde, huzurlu bir şekilde tamamlanması hususunda görevlerini yerine getireceklerdir. Burada özellikle şunu tekraren paylaşmayı arzu ediyorum. İzleyici alınmayacak olan salonda sadece tutuklu ve tutuksuz sanıkların, basın mensuplarının, milletvekillerinin ve avukatların kabul edilecekleri salonda izleyicinin bulunmamasından dolayı Silivri mahkeme bölgesine yapılacak olan intikaller ve burada oluşturulacak kalabalıklar 2911 sayılı yasanın 22. maddesine göre kanunsuz toplantı gösteri mahiyetine bürünecektir. Bu nedenle bu toplantıya değerli yurttaşlarımızın yapılmış olan çağrılara riayet ederek iştirak etmemeleri ve bu bölgede mahkemenin tamamlanarak kamuoyunun huzur içerisinde mahkeme sürecini tamamlamasını önemli görüyoruz. Ve bu nedenle de İstanbul'umuza il dışından da gelebilecek, muhtelif vasıtalarla gelebilecek olan izleyiciler için de gerekli tedbirlerimizi de alıyor ve Silivri bölgesine de bu yurttaşların, katılmak isteyenlerin izleyici salonuna girmeleri söz konusu olmadığı için de intikalleriyle ilgili de tedbirlerimizi bu plan çerçevesinde gündeme getireceğiz.
Bu vesileyle özellikle paylaşmak istediğim husus, Silivri'ye bu konuda herhangi bir mahkeme salonunda ben de izleyici olarak girerim düşüncesiyle yurttaşlarımızın intikal etmemesidir. Özellikle bunu paylaşıyorum. Bayram üzeri huzur ve güvenlik içerisinde bir bayrama yaklaşmakta olduğumuz bu günlerde ülkemizde, şehrimizde hepimizin en öncelikli ihtiyacı, ortak dileği olan huzuru müdafaa, huzuru koruma hususunda bir ortaklaşmaya ihtiyacımız olduğunu özellikle ifade ediyorum. Elbette ki güvenlik birimlerimiz bu konuyla ilgili her türlü tedbirlerini alacaklar. Ama bu tedbirlere yurttaşlarımızın da yapmış olduğumuz açıklamalar çerçevesinde hareket ederek yardımcı olması ve huzuru güvenliği tesiste bu açıklamalar çerçevesinde hareket edilmesini yürekten diliyorum. Silivri'de ve şehrimizde karar duruşması öncesi ve sonrasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması en büyük dileğimiz ve arzumuzdur. Bu çağrımıza da değerli yurttaşlarımızın bugüne kadar olduğu gibi değerlendirerek en olumlu şekilde cevap vereceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle kamuoyuyla bu almış olduğumuz planlama ile ilgili bilgileri paylaşmayı bugün sizlerle arzu ettik. Sorularınız varsa bunları da yanıtlamaya, cevaplandırmaya çalışalım. Evet, 13. Ağır Ceza Mahkememiz tarafından alınmış olan karar çerçevesinde ifade ettiğimiz gibi sanık yakınları da duruşma salonuna alınmayacaklardır. Aynı kapsam içerisinde, izleyici kapsamı içerisindedirler. Dolayısıyla onların da alınması mahkeme heyetinin vermiş olduğu karar çerçevesinde uygulanacaktır. Bunu ilgili birimlerimiz, emniyet güvenlik birimlerimiz, istihbarat birimlerimiz her yönüyle araştırmaya, incelemeye, detaylarıyla devam ediyorlar. Dolayısıyla şu anda net olmayan konularla ilgili detaylı bir yorum yapma imkanımız yok. Ama bütün incelemeler bittikten sonra kamuoyu bu konuda çok daha sağlıklı bir şekilde bilgilendirilebilecektir. Şimdi çağrılarımızı yaptık. Bu çağrılarımızı yapıyoruz. Sizin vesilenizle çok daha erken bir tarihte özellikle kamuoyumuzu bilgilendirdik. Ülkemizin farklı şehirlerinden intikal etmek üzere gelmek isteyecek insanlarımız olabilir. Yani erkenden haber veriyoruz ki bu izleyici alınmayacak olan mahkeme salonuna ben de girebilirim düşüncesiyle yollara çıkmaya gayret edecek olan kişiler duyarlı olsunlar ve hiçbir şekilde yola çıkmasınlar. Ama buna rağmen takip edeceğiz. Şayet hakikaten yola çıkıp gelecek kişiler olursa onlarla ilgili de planlamalarımız var. Bu planlamaları adım adım bundan sonraki süreçte de takip edeceğiz. Ama bizim birinci önceliğimiz yurttaşlarımızın izleyici alınmayacak olan bu mahkemeyle ilgili olarak kalkıp Silivri'ye boşuna gelmemeleridir. Ama buna rağmen, bu açıklamamıza rağmen şayet bir takım intikaller olursa bununla ilgili tabii ki tedbirlerimizi adım adım hangi safhaya kadar gerekiyorsa o safhaya kadar uygulamaya devam edeceğiz. Efendim? Şimdi bizim önceliğimiz bu değil. Bakın önceliğimizi söyledim. Bizim önceliğimiz değerli arkadaşlar bununla ilgili buraya yurttaşlarımızın izleyici olarak ben gidip de salona girebilirim kanaatiyle gelmemesidir. Buna ifade ediyorum. Diyorum ki salona izleyici alınmayacaktır. Tutuklu ve tutuksuz yakınlarının dahi salona alınmayacağı yönünde bir mahkeme heyeti kararı var. Ben de bunu kamuoyuyla paylaşıyorum. Dolayısıyla Silivri'ye, mahkeme bölgesine gelmenin bu manada hiçbir değeri yoktur. Ama buna rağmen bir kısım gruplar, insanlar gelecek olurlarsa bunun hangi mahiyette olduğunu görerek buna göre almış olduğumuz bir takım planlamalar var. Bu planlamaları elbette ki son uygulama planımıza kadar adım adım takip edeceğiz ve uygulayacağız. Yani ülkemizde basın
toplantısı, basın duyurusu yapma konusunda ve basın duyuruları yapmak suretiyle fikirlerinizi, düşüncelerinizi açıklama konusunda yasalarımız fevkalade halkımıza, bu gruplara imkan tanıyor. Yasa bu konuyla ilgili olarak herhangi bir kısıtlama getirmiyor. Şayet yapmak istediğiniz, bir takım açıklamak istediğiniz duygu ve düşünceleriniz varsa bunları basın açıklaması yoluyla yapmanız mümkündür. İstanbul'umuzda basın açıklamalarının nerede yapılacağı da bellidir. Dolayısıyla basın açıklaması yapmak konusunda elbette ki belirlenmiş olan yerlerde bunları yapabilirler. İşte bunları zaten gayet iyi biliyorsunuz. Basın açıklaması yapmak isteyen İstanbul'da herhangi bir grup nerede basın açıklaması yapması gerekiyorsa bu konuda gayet bilgi sahibidir. Yapabilirler. Basın açıklaması ile ilgili bir kısıtlamamız yok. Sayın Mahallet'e kayıtlı olarak Sayın Mahallet'e sonrasında güvenlik güçlerinin olaylarına sahip olacak? Şöyle söyleyeyim. Değerli arkadaşlar, biz burada nasıl bir müdahale yapacağız? Bu konudaki yetkimiz, duruşumuz nedir? Değil. Biz bugün şunu açıklıyoruz. Mahkeme salonuna izleyici alınmayacak olan bir mahkeme için insanlarımızın gerek İstanbul'umuzdan gerekse İstanbul dışında kalkıp gelmeleri herhangi bir kendileri açısından yarar sağlamayacaktır. Duruşmayı izleme imkanı olmayan insanların Silivri'de mahkeme bölgesine gelmelerinin herhangi bir yararı yoktur. Dolayısıyla buna göre hareket edilmesi, kamuoyunun bilgilendirilmesini arzu ettiğimiz için bu açıklamayı yapıyoruz. Ama buna rağmen herhangi bir intikal olursa ifade ettiğimiz gibi aldığımız planlama sürecindeki tedbirlerimizi şüphesiz ki uygulayacağız. Onları da şayet böyle bir tablo ortaya çıkarsa sizler, kamuoyu ve intikal eden gelenler olursa zaten hep birlikte göreceğiz. Tabii ki almış olduğumuz planlama kararları emniyetimizin, jandarmamızın her zaman yasal yetkileri çerçevesindeki bütün planlama tedbirleridir. Ama bizim bütün dileğimiz mahkemenin dışarısında güvenlikli bir alan oluşturulması ve bu konuda gereksiz bölgeye gelmelerle herhangi bir toplumsal huzursuzluğa sebebiyet verilmemesidir. Bütün dileğimiz bu. Biz bütün almış olduğumuz bu konularla ilgili duyumları önceden kamuoyuyla paylaşmayı bir ilke olarak, bir prensip olarak önemli görüyoruz. Bugün de böyle bir açıklamayı yapıyoruz. Böyle bir intikalin mahkemenin izlenmesi noktasında herhangi bir yararı yoktur. Vatandaşlarımız bunu bilsinler. Boşu boşuna Silivri bölgesine, mahkeme bölgesine intikal etmesinler. Bütün vermek istediğim mesaj, özellikle söylemek istediğim şey budur değerli arkadaşlar. Başka soru var mı? Ya bununla ilgili planlamaları arkadaşlarımız sürdürüyorlar. Emniyetimiz, jandarmamız yeteri kadar personelle orada gerekli tedbirlerini alacaklar. Gerekirse detaylarını daha sonra planlama süreciyle ilgili bilgi noktasında açıklayabiliriz. Efendim. Hayır. Hayır hayır. Yani böyle bir nedenle değil. Biz özellikle şunu ifade ediyoruz. 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasında toplantı ve gösterilerin nerede yapılacağı bellidir. Vatandaşlarımıza diyoruz ki izleyici olarak gelme imkanın, izleme imkanın yok. Bunun dışında oluşacak oradaki kalabalıklar bu yasayı ihlal eder. Dolayısıyla güvenliği riske sokabilir. Karayolunun yakınında bir bölgede. Dolayısıyla bütün bu güvenlikleri problemli hale getirebilir. O nedenle vatandaşlarımızın bu hususa dikkatli olması ve gereksiz yere bir yoğunluğa sebebiyet vermeleri bizim dileğimizdir. Bunu paylaşıyoruz. Yoksa ifade ettiğiniz gibi çok üst düzey bir tür istihbaratlara yönelik alınmış olan bir tedbirdir diye değil. Ama mahkemelerin güvenliğini sağlamak ve her türlü tedbiri almak elbette ki bu işin sorumlusu olan jandarmanın görevidir. Jandarmamız da bununla ilgili tedbirlerini zaten her halükarda bütün şartlar göz önünde bulundurularak sağlamaya devam edecektir. Bu söylediklerimin özellikle vatandaşların gereksiz yere izleyici olmayacakların bile bile toplanıp gelmelerini engellemek, onları bilgilendirmek, boşu boşuna bölgeye intikal etmemelerini sağlamak için bir tavsiyedir. Bu tavsiyeye uyulduğu takdirde de yasanın toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili hükmü
ihlal de edilmemiş olacaktır ve dolayısıyla mahkeme heyetinin son karar duruşması öncesi ve sonrasında bölgede farklı sıkıntıların doğmasına da herhangi bir fırsat verilmemiş olacaktır. Bu konuda duyarlılığımızı halkımızla paylaşmış oluyoruz. Peki son bir soru olsun o halde efendim. Hayır, devletimizin güvenlik birimleri orada olacaklar. Ama biz de tabii ki süreci güvenlikle ilgili konuları bugüne kadar olduğu gibi Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız hep birlikte maiyetimizle birlikte izleyeceğiz ve yakın takip edeceğiz. Peki arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Söylemişsiniz bir şey var mı? Peki. Değerli arkadaşlar, hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Yaklaşan Ramazan bayramımızı da şimdiden yürekten kutlamak istiyorum. Ülkemizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine vesile olması en büyük dileğimiz. Bayramlar her türlü kırgınlıkların ortadan kaldırıldığı müstesna günleridir. Dolayısıyla bu bayramın da hepimizin ülkemizde huzurun, barışın en derin şekilde hissedildiği ve herkesin kucaklaştığı, bütün kırgınlıkların ortadan kaldırıldığı güzel bir bayram olarak geçirilmesi bütün dileğimizdir. Bu dileklerimi İstanbullularla ve bizleri izleyen değerli yurttaşlarımızla yürekten paylaşıyorum. Ve yaklaşan bayramımızı da şimdiden tebrik etmek istiyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum herkese. Evet. Evet sevgili seyirciler, İstanbul Valiliği'ndeki toplantı canlı olarak ekranlarınızda getirdik. Doğan Haber Ajansı'nın görüntüleriyle İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve mülki amirlerle birlikte İstanbul Valisi Hüseyin Çapkın kameralar karşısına geçti.